Herkese günaydın. Bugün 6 Haziran 2019 Pazar ve saat 7:43. Şu anda Kalecik-Toki'deyim. Bugün Vadi Doğa Sporları'nın Yuvaköy etkinliği var. Güzel bir gün, sıcak bir gün. Okan hoş geldin. Nasılsın abi? Sağ olasın. Abi burası Durakçay evi. Burada toplanırız genelde sabahları. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Bülent. Ferhat. Memnun oldum. Azat. Memnun oldum. Şu anda katılımcıların bilgileri alınıyor. Günaydın. Hoş geldin abi. Merhaba. Merhaba. Abi hoş geldin. Gittiğimiz parkı da bazen izin almak gerekiyor. Onlarla ilgili telefon numaraları, ad soyadlar, kan grupları, buna benzer bilgiler alınıyor. Daha sağlıklı bir etkinlik yapılması için. Bugünün en küçük doğa severi isyanlarda şu anda. Mehmet Ali Aktar. Merhaba. Abi hoş geldin. Erkenden kahvaltıya başlayan birileri. İzlanda da gördüm. 6000 tane jelali var herhalde. 2 numara. 2 numara siz misiniz? Evet benim. Ha geldiler. Arkadaşlar 3 2 hadi 2 1 Ha deniz. Abla 3 kişiler ama. Deniz kan. Ali bizden. Ali Ömer abi alacak galiba. Biz aynı. Parola. Abi tamam et, parola edilmiyor. Günaydın. Hoş geldiniz. Güzel bir parkur ve güzel bir alan. Van Gölü Havzası'nın en güzel görselliği olan bir noktaya geçeceğiz. Fotoğrafçılık bakımından söylüyorum. Birçok yeni arkadaşımız yeni gelmiş. Aramıza hoş geldiniz. Vadi Doğa Spor Kulübü'nün tek değil, bütün doğa spor kulüplerinin kuralları var. Ve bu kurallar sadece ülkemizde değil, bütün dünyada geçerli olan kurallar. Arkadaşlar şartlar ne olursa olsun hiçbir şekilde doğaya çöp bırakmıyoruz. Hiçbir şekilde. En ufak jelatin bile, içtiğiniz sigaranın izmariti bile doğaya bırakmayın. Yanınızda taşıyın ve geri götürelim. Bizim doğa bırakacağımız tek şey ayak izlerimiz. Onun dışında bırakmayacağız. Önce gruplardan bahsedeyim. Van'da kimler var? Arkadaşlar doğaya gittiğinizde Van için söylüyorum. Van'da iki tane kulüp var. Türkiye Dağcı Federasyonu'na bağlı profesyonel bu işi yapan iki kulüp var. Biri bizim kulüp Vadi Doğa Sporları Kulübü. Biz isteriz ki herkes bizi tercih etsin. İkincisi Patika Doğa Sporları Kulübü. Arkadaşlar eğer bizimle gelmezseniz mutlaka Patika'yla gidin. Face üzerinde kurulmuş gruplara takılmayın. Dediğim gibi Van'da Vadi Doğa Sporları Kulübü tercihiniz olsun. Olmazsa mutlaka patika olsun. Çünkü gerçekten doğanın şakası yok. Bizim doğaya kural koyma hakkımız da yok. Doğaya kural koyduğumuz zaman bedel ödüyoruz. Sadece biz doğanın kurallarına uyacağız. Doğanın kurallarına uyarsak emin olun çok zevkli olur. Ama siz kural koymaya kalkarsanız kesinlikle zararı bedeli biz ödüyoruz ve sık sık o bedeli de ödüyoruz. Kuralsız değil doğa. Doğa tamamıyla kurala bağlı ve o kuralı biz koymuyoruz, doğa koyuyor. O yüzden biz doğanın kuralına uyacağız. Burada kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi yürürken yani yürüyüş parkından kesinlikle sigara içmeyin. Ana mol alanı dışında işte burası ana moladır dediğimiz yerde sigara serbest ama yürüyüş parkurunda kesinlikle sigara yok. Ufak molalarda, ayaküstü molalarda sigara yok. Yan yana yürümeyin. Arkadaş doğaya gelmişseniz lütfen doğayı dinleyin. Bakın biz sustuğumuz zaman bak kuş sesi duyuyoruz doğru mu? Ama biz konuştuğumuzda duymayacağız. Mümkün mertebe sessiz yürüyelim. Çünkü öncü ve arçı arkadaşın uyarıları dikkate almanız gerekiyor. Lütfen kulaklık kullanmayalım. Kullansanız da bir kulak olsun. Ama düşük ses olsun ama kullanmamanız sizin açınızdan daha güzel olur. Güzel sesler duyarsınız. Az evvel kuşun sesi, kelebek sesi, doğa sesi ve su sesi. Güzel bir parkodan geçeceğiz.
Buranın iki tane parkuru var. Bir suyla beraber yürüdüğümüz parkur. Bir de şu sağ taraftan üstte döndüğümüz bir parkur. Biz su tarafını tercih edeceğiz. Çünkü dönüşümüzü aynı yolu kullanmayacağız. Araçlar bizi yukarıda alacak. O yüzden biz suyla beraber gidelim. Zevkli bir parkur olur. Merak etmeyin, bol bol fotoğraf çekeceğiz. Arkadaşlar lütfen el ele tutuşa yürümeyin. Yani eşiniz, çocuğunuz olabilir. El ele tutuşmayın. Sadece kurala uyarsak, bizim dikkat söylediklerimizi dikkate alın. Emin ol, zevkli olur. Bazen sesimizi yükseltmek zorunda kalıyoruz doğada. Arkadaşlar kural dinlemiyor ya da olmaması gereken bir iş yapıyor. Mecburen biz yapmak istemiyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Güzel fotoğraf çekmek istiyoruz. Ve akşam biraz yorgun ama mutlu deneyeceğiz. Sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar peşin söyleyin. Şunu belirteyim. Sağlık problemi olan arkadaşlar lütfen benimle paylaşsın ya da Leyla hocamla paylaşsın. İlaç kullanıyorsanız lütfen bizimle paylaşın arkadaşlar. Çekinmeyin. Bu kullandığınız ilaç sadece bizimle aramızda kalacak. Ve çantanızın hangi köşesine koyduğunuzu bize söyleyin. Müdahil olduğumuzda daha çabuk müdahale edebilelim. Ben teşekkür ediyorum Vadi Doğa Spor Kulübü ailesi adına. Biz sadece bir spor kulübü değiliz. Kocaman bir aileyiz ve doğada buluşuyoruz. Kahvaltı da buradayız. Buyurun arkadaşlar. Sayımızı alalım arkadaşlar. Hadi hocam bekleyin. Bir dakika sayımızı alalım. Başla. Acaba burada ne var? Orada bir şeyler var. Buna karşı alalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 59. Arkadaşlar şunu belirteyim, unuttum. Lütfen elinize bir şey taşımayın. Kahvaltıdan sonra elleriniz boş olsun. Bütün malzeme ne varsa, çantaya girmiyorsa çantanın sağına soluna bağlayın. Elleriniz boş olsun. Bu kadar. Buyurun, afiyet olsun. Kahvaltı bölümünde kimin kahvaltısı daha zengin ve lezzetli onun yanına gidiyoruz. Fatih abi de bunlardan biri. Leyla abla ne var menüde? Börek var. Börek. Ama sen şöyle geç. Var ya arasında yaşlı ben almadım. Sağdan soldan topluyorum. Bayram abi. Bayram gel. Bayram gelsene. Abi gel, yumurta var, gel. O Ömerciğim, teşekkür ederim canım ya. Sağ olsun. Beni burada var arkadaşlar. Aha. Fotoğraf mı? Tamam, bile var. Teşekkür ederim yenge. Ben dedim. Oh yarabbim. Biz koyunları öyle suya çağırıyorduk abi. İşte öyle. Bu da bizim grubun grubumuzun lideri. Lideri. Yok. Ne anlatıyorsun? Anlat. Ben öyle konuştuk gibi. Öyle havada. Abi Tuba hocam Kore'ye gidecek, birkaç yere gidecek. Onun bir flamı ayarlayayım. Tuba hocam bezli flama siparişini verdim. Katlanacak şu kadar bir tamam. Alan kaplar. Şu kadar. Ağustos'ta gidiyorum ben. Tamam şu kadar bir an. İnşallah belki yarın alırım. Tamam. Şu an teslim ederim. Yatırım olmamış. Güzel fotoğraf ve videoları bekleriz. Gideceğin fakir ülke hangi tarafta duruyor? Laos. Laos. Ama gizli cennet diyorlar. Ciddi mi? Ben gidiyorum. Aynen. Ben cennete gidiyorum. Güneydoğu Anadolu cehennem gibi ya. Ben Mardin'e yeni geldim. 45 derece. Van çok güzel. Van çok güzel. Yuva köyü bu aşağı tarafımızda kaldı. Biz zirveye doğru çıkacağız. Ve yolumuza eşlik eden bu küçücük çay var. Yukarıda tabii biraz daha büyük bir şekilde karşımıza çıkacak. Ekibimiz az önce kahvaltı yaptı. Şimdi hafifçe toparlanıyorlar. Ve yürüyüşümüz başlayacak. Thank you.
Vadi Doğa Sporlar Kulübü bugün Yavaş'ın Yuva Köyü'ne geldik. Görsel bakımdan gerçekten Van'ın en güzel noktalarından biri. Biz kulüp olarak amacımız insanları doğayla buluşturmak ve her hafta farklı bir parkur, farklı bir alan, farklı bir coğrafya. Van çok güzel, gelsenize. Herkesi Van'a bekliyoruz. Van bütün Türkiye'yi bağrında barındırabiliyor. Van'da bir Ege'de Ege var, Karadeniz var, Akdeniz var, İç Anadolu var, Güneydoğu Anadolu var, Doğu var ve Van var. Ama bütün Türkiye'de sadece Van var. Teşekkür ediyoruz, doğaya bekliyoruz. Van çok hoştur, gelsene. Bu kanağına gireceğiz. Öbür tarafa ineceğiz. Araç yolu kapatılmış, o yüzden araçlar çıkamadığı için biz Kaşı Parkı'dan şey ineceğiz. Rahat yürüyeceğiz, yüzü oynayacağız. Güzel geçecek. Hadi gidelim. Kalp mi yapacaksınız? Evet. Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın. Sonra bağırıp çağırıyoruz eller. Hadi. Bir, iki, üç. Hadi. Geldi. Geldi. Küsmeye gelmez, haydi küsmeye. Abi demedin. Fatih abi, siz açın flamayı. Sizde kalsın flama. Bana bak bana.